Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, 7'den 77'ye herkes ekran başına diyoruz. Çünkü gerçekten sağlığımızı doğrudan ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Tabii ki konunun uzmanıyla birlikte. Estetik diş hekimi Sayın Rahman Yenituran konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Rahman Yenituran kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Evet. Buyurun. Rahman Yenituran, 1988 yılında İstanbul'da doğdum. Aslen Ispartalıyım. 2008 yılı Çukurova Üniversitesi Diş Protez Teknikerliği bölümünden mezun oldum. 2013 yılında da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Şu anda İstanbul'da kendi muayenehanemde mesleğimi icra etmekteyim. Evet. Diş protez teknikeri. Evet. Kime denir? Diş protez teknikeri diş hekimleriyle paslaşarak çalışan bir nevi diş protez laboratuvarlarında kullandığımız damak protezleri, porselen protezleri veya zirkon protezleri veya ortodontik aparatları imal eden, üreten kişiye diş protez teknikeri denir. Bunlar dediğim gibi diş protez laboratuvarlarında diş dental ürünleri imal ederler. Evet. Gerçekten de evet. Ağız sağlığı için yine çok önemli bir noktada hizmet vermekteler. Evet. Aynı zamanda diş protez teknikerliği bizim aile mesleğimiz olup babam, amcam, abim, amcamın oğlu aynı laboratuvarda çalışmaktalar, mesleklerini icra ettirmektedir. Bundan dolayı da benim ilk başta diş protez teknikeri olmamı istedi babam. Daha sonra diş hekimliğine tamamlamış olduk mesleği. Evet. Evet. Diş hekimleriyle birlikte omuz omuza çalışan çok da önemli meslek tabii. Erbapları diyoruz kendileri için. Evet, zanaat. Evet, gerçekten de öyle. Kliniğinizde hangi tedaviler uygulanmakta? Kliniğimizde klasik diş hekimliğinde bulunan tabii ki dolgu, çekim, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, çeşitli diş dental protezler, bunun içerisinde total protezler, metal altyapılı porselen protezler. Onun haricinde estetik diş hekimliği alanında bulunan zirkonyum altyapılı estetik restorasyonlar, tamamen porselen materyalinden oluşan estetik restorasyonlar. Onun haricinde implant tedavileri ve ortodontik tedaviler bulunmaktadır. Evet. Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği, ben buna öncelikle estetik kelimesinden girmek istiyorum. Estetik dediğimiz şey, güzel olanı yakalama bilimidir estetik. Estetik diş hekimliği de burada insanların gülüşündeki güzelliği ortaya çıkarmaya çalışan bir bölümdür. Yani bunun içerisinde de kullandığımız malzemeler demin de saydığım estetik zirkon restorasyonlar, lamineler, full seramik restorasyonlar ve tabii ki beyaz estetiğin haricinde pek de bilinmeyen pembe estetik de devreye girmektedir. Pembe estetik dediğimiz diş etinin, sağlıklı bir diş etinin bulunmasıdır kişide. Bunu şöyle örnek verebilirim. Bir insanın dişleri ne kadar güzel olursa olsun, eğer diş etleri kanamalıysa, diş etlerinde diş taşları varsa, gülüşü size güzel gelir mi? Tabii ki gelmez. Bu mesafeden, ikimizin arasındaki mesafeden bile ağız kokusunu hissedebilirsiniz. Burada ağız kokusunu gidermek için de bu diş eti tedavilerinde yapılması lazım. Pembe estetiğin beyaz estetiğiyle harmanlandığı zaman tabii ki estetik gülüş dediğimiz Hollywood smile ortaya çıkıyor. Evet. Gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı bizim hastalarımıza vaat ettiğimiz estetik gülümsemenin bir nevi ön programıdır, ön gösterimi ya da fragmanı diyebiliriz. Hı hı. Burada biz ne yapıyoruz gülüş tasarımında? Hastamıza mevcut dişlerinden bir ölçü alıp ona göre güzel bir planlamayla altın oran kullanılarak dişlerin nasıl olması gerektiğini laboratuvar ortamında dizayn edip biz bunu geçici bir materyalle hastamıza tatbik ediyoruz.
aynı seansta ya da bir sonraki seansta hastamız sonuç restorasyonu nasıl olabileceğini önceden görebiliyor. Yani önceden siz bir kliniğe geldiğiniz zaman ben estetik beyaz dişler istiyorum ya da zirkon istiyorum ya da lamine istiyorum dediğiniz zaman kendinizi tamamen hekim arkadaşımızın eline bırakmış oluyordunuz. Yani onun kafasındaki, onun yapabileceği ya da size uygulanacak bir estetik restorasyonun size aktarmak için sadece sizin güveninize ihtiyacı vardı. Evet. Yani doktor bana güzel diş yapacak diye düşünüyorsunuz. Sonra onun ellerini bırakıyorsun. Ama ne yapacak? O sizin kafanızda oturmuyor. İşte burada hastamıza kendi ağzında direkt birebir kendisine yapılacak restorasyonun ne olduğunu görebiliyor. Ve bu geçici bir malzemeyle olduğu için isterse daimi restorasyon yaptırabiliyor. İsterse de kafasındaki estetik restorasyonu uymazsa hiçbir şekilde tedaviye başlamadan klinikten ayrılabiliyor. Herkese uygulanabilir mi? Tabii ki estetik restorasyon isteyen her hastamıza, estetik beklentisi olan, hatta estetik beklentisi yüksek olan hastalarımıza öncelikle tabii ki uygulayabiliyoruz. Burada mesela ön dişlerinin arasında açıklık olan hastalarımızda diastema diyoruz biz buna. Diastemayı artık günümüzde pek insanlar kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Bunları kapatmak için ya tel yardımıyla dişler birbirine yaklaştırılabiliyor ortodontik tedavilerle ya da laminelerle biz bunu kapatabiliyoruz. İşte laminelerle nasıl duracak onu gülüş tasarımıyla ortaya çıkarıyoruz. Yani biz bir restorasyona yapmadan önce hastamız sonucunda ne olabileceğini görmüş oluyor kendisi üzerinde. Evet. Peki, şimdi biraz önce çarpık dişlerden de bahsettik. Evet. Seyrek dişlerin haricinde. Tel görüntüsü olmadan evet. Bu çarpık dişleri evet. Düzeltebilme imkanı var mı? Mümkün mü? Tabii ki mü? Var. Kimi hastalarımız, teli çok seven hastalarımız var. Yani tel özellikle genç bayan arkadaşlarımızda. Tel moda olmuş durumda şu anda. Evet, bir de böyle renkli bir şeyler oluyor değil mi? Özellikle onu istiyorlar zaten. Hatta kendi takımının renklerinde olan lastikler de takabiliyoruz. Evet. Onları isteyen hastalarımız oluyor. Yalnız iş hayatından dolayı tel görüntüsünü kesinlikle istemeyen hastalarımız var. Evet. Bunun için de ortodontik seçenekleri mevcut tabii ki. Lamine de yaptırmak istemiyorsa şayet. şeffaf ortodontik plaklarımız var. Bunlarla dişler bir düzeltilebiliyor, olması gereken konumlara getirilebiliyor. Evet. Peki her yaşa uygulanabilir mi yine? Ortodontik tedavi her yaşa 7'den 70'e her yaşa uygulanabilir. Bunun içinde tabii ki diş eti sağlığının iyi olması lazım. Kendi ağız bakımının çok iyi olması lazım. Her kişi kendisinin doktorudur öncelikle, yani kendi dişlerine iyi bakması gerekiyor hastamızın. Evet. Bir de tabii ki diş beyazlatma. Evet. Nedir, nasıl yapılır? Şu andaki en popüler uygulamalarımızdan bir tanesi. Evet. Biz buna bleaching diyoruz. Bleaching dediğimiz iki türlü yapılabiliyor. Birincisi office bleaching, diğeri home bleaching. Office bleaching, hastalarımızın klinikte geldikleri zaman tek ya da iki seansta ya da üç seansta uygulanan yoğun mavi ışık altında, bazı hastalarımız bunu lazer olarak biliyorlar ama lazer değildir bu, yoğun mavi bir ışıktır. Bunun altında beyazlatıcı ajanlarla dişin rengi artılarak, açılarak uygulanan bir kozmetik bir tedavidir. Rutin olarak, yaygın olarak kullanabiliyoruz. Bunda tabii ki fluorozis dediğimiz diş renklenmeleri, diş kahverengi lekeler oluyor bazı yörelerde. Bunları açabiliyoruz. Onun haricinde kanal tedavisi olan dişlerde gitgide koyulaşma olabiliyor, grileşme olabiliyor. Özellikle ön dişlerde bunu hastalarımız istemiyorlar. Kanal tedavili olan dişlerde de bleaching uygulayarak diş rengini açabiliyoruz. Evet. Kolay bir uygulama değil mi? Tabii, zorlanmadan uygulanan bir tedavi şekli. Kolay evet. bir uygulama. Evet. Peki bunların dışında, bunların haricinde bir de zaman zaman insanları çok rahatsız eden bir konu evet. var. Ağız kokusu. Aynen. Neden olur? Ağız kokusu ağız kaynaklı olabilir, mide kaynaklı veya akciğerlerimizden kaynaklı olabilir. Şimdi sabahları uyandığımızda
bir açlık kokusu olur. Bu tamamen doğaldır. Her kişi de sabahleyin uyandığında kahvaltıdan önce bir miktar ağzı kokabilir. Bunun için hastalarımız kesinlikle endişelenmemelidir. Kahvaltıdan sonra tabii ki bu açlık kokusu gider. Onun haricinde bizi ilgilendiren kısım ağız içerisindeki hijyen eksikliğinden dolayı olabilir. Buna diş taşları sebep olabilir, diş çürükleri sebep olabilir. Onun haricinde kişi dişlerini iyi fırçalamıyorsa dişler arasında kalan gıda artıkları. Yani bu gıda artıklarını bakteriler üreterek çeşitli sülfür gazları açığa çıkartıyorlar. Ağız kokusuna da bu sülfür gazı etkili olabiliyor tabii ki. Bunun önlenmesi için kişilerin diş tedavilerini özenli bir şekilde yılda bir ya da en fazla hani bir defa yaptırmaları gerekiyor en azından. İki defa da diş bakımı yapılması gerekebilir. Diş taşı temizliği yapılabilir. Çürük var mı diye kontrol edilebilir. Onun haricinde tabii gerekli tedaviler yapılması gerekirse hekimler bunları uygulamaktadırlar. Evet. O yüzden mi genelde diş hekimlerimiz 6 ayda bir muayene olmamızı önerirler? Tabii ki bu yüzden. Problemi en küçükken çözmek gerekiyor. Mesela dişimizde bir çürük var. Biz buna hastalarımız bu çürüğü fark edemiyor. Ne zaman fark ediyorlar? Dişi ya kırılır ya tamamen ağrı yapar. Hatta bazen ağrıyı da ağrı kesicilerle, tabii, tabii, antibiyotiklerle geçiştiriyoruz. Artık apse boyutuna gelince bazı hastalarımız bize gelebiliyorlar. Rutin kontrollerde biz çürükleri daha en küçükken dolgu yaparsak dişin ömrünü daha da uzatmış oluyoruz. Eğer yapılmazsa biraz daha diş çürür, kanal tedavisi yapmamız gerekir. Yani burada hem hastamız için maliyeti artar, tabii ki sağlık açısından da hem tedavi süresi uzuyor, dişinden de ömründen gitgide kısalmış oluyor. Hatta kanal tedavisi için bile gelmezse diş iyice çürüyüp kırılırsa dişin çekilmesi gerekiyor. Evet. Peki, diş gıcırdaması. Diş gıcırdatması artık günümüzde özellikle metropollerde, İstanbul gibi yaşam koşullarından, hayat stresinden insanların çoğunda diş gıcırdatması var. Özellikle geceliğin diş gıcırdatıyor insanlar. Evet. Bunun zararları nelerdir? Diş gıcırdatması bir kere dişlerin aşınmasına sebep olur. Onun haricinde kırılmalarına, çatlamalarına sebep olabilir. Yani bu şekilde porselen restorasyonları kırılan hastalarımız oluyor. Evet. Peki, bunun da herhangi bir tedavisi var mı? Tabii ki var. Gece plağı dediğimiz silikon plaklar vardır. Bunlarla daha alt düzeyde olan diş gıcırdatmaları tedavi değil ama semptomlarını ortadan kaldırmak. Çünkü diş gıcırdatması boyun ağrılarına, eklem ağrılarına, çenede kas ağrılarına sebep olabiliyor. Bunları hafifletmek için gece plağı dediğimiz silikon plaklar uygulanabiliyor. Daha ileriki vakalarda tabii ki cerrahi müdahaleler ya da botoksla çiğneme kaslarımızın gücünün zayıflatılması gerekebiliyor. Evet. Bu şekilde de tedavisi var, mümkündür diyorsunuz. Evet, tüm bunların dışında tabii bir de implantlar var. Evet. Biraz da bahsedelim mi implantlardan? İmplantı artık günümüzde çoğu kişi biliyor. Yalnız eksik bilgiler de var. İmplantı genellikle hastalarımız diş protezinin kendisi olarak biliniyor. Yalnız implant diş protezi değil, diş kökünün bir nevi protezidir. Diş protezi yapılmadan önce, şimdi bizim protezi bir yere tutturmamız lazım. Ya bir öndeki bir arkadaki dişler küçültülerek porselen köprü tarzında restorasyonlar yapılabiliyor. Ya da implant seçeneği ortaya çıkıyor. Protezler, porselen restorasyonlar implantlara tutturularak hastamız sağlıklı bir şekilde hem fonksiyonel hem çiğneme hem de konuşma açısından hem de görüntü açısından sağlıklı bir restorasyona kavuşabiliyorlar implantlar sayesinde. Evet. Peki bu işlemin çok konforlu olduğundan bahsediyorsunuz, bahsediliyor. Evet. Süre de çok önemli değil mi? Tabii. Hastalar için? Aynen öyle. Artık gelişen teknolojiyle implant tedavilerinin süresi kısalabiliyor. Yani normalde 3 ay beklediğimiz zamanlardan şu anda 1 ayda restorasyonu tamamlanabilen implantlara geçmiş durumdayız. Ya da ani yüklemeler yapılarak hastamız klinikten çıkarken geçici bir protezle dişli olarak çıkabiliyor. Yani dişsiz olarak kliniğe girip
Tek seansta geçici dişlerle kliniğimizden ayrılabiliyor. Harika. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar teşekkür hoş ederim. Geldiniz, sefalar getirdiniz programı. Çok sağ olun davetiniz için. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, estetik diş hekimi Sayın Rahman Yeni Turan'ı ağırladık. Hoşçakalın.